Haftanın son işlem gününden herkese merhaba, selamlar, sevgiler. Bugün endekste aslında gayet iyiyiz. Gayet güzel bir hava var, pozitif bir hava var. Şimdi aslında bunun nedenini çok az konuşalım. Turkcell hissesine yönelik haber akışı. Şu anda da zaten endeks üzerinde 700 puanın üzerinde bir katkısı var, olumlu katkısı var. Yani bizim pozitif ayrışmamızın en önemli nedeni bu oldu. Biliyorsunuz BİMAŞ, Turkcell, Garanti gibi bazı hisselerin ağırlığı endeks üzerinde çok daha fazla. Dolayısıyla bu hisselerde oluşan bir yukarı yönde hareket bizi yüksek bir yere taşıyabiliyor. Pozitif ayrışma var ama yurt dışında da çok hani böyle zayıf seyirler yok. İşlem hacmi yurt dışında biraz zayıf. Dolayısıyla orada biraz dikkatli olacağız. Böyle tarz işte işlem hacimlerinin düşük olduğu zamanlarda hemen ertesinde ani hareketlilikler olabiliyor. Dolayısıyla gelecek hafta biraz daha şu vaka sayılarındaki artışlar risk iştahını şekillendirebilir. Önemli olacak çünkü biliyorsunuz ki endekste bu pozitif ayrışmayı yani Turkcell hissesinin hareketini bir kenara koyduğumuzda yurt dışından esen rüzgar bizim için ne yazık ki çok önemli ve belirleyici oluyor. Dolayısıyla risk iştahındaki bir değişme bize de sirayet edebilir. Şimdi olumlu rüzgarlar sürse de düzeltme hareketi gelebilir. Dikkatli olalım. Her zaman temkinliliği elden bırakmayalım. Şimdi teknik anlamda çok kısaca bahsedeyim. Aslında endeksten bahsetmeyecektim. Bugün önemli 6 tane güzel hissemiz var. Uzun vadeli şirket hisselerinden bahsedeceğim. Bugünkü konu başlığımız bu. Bir yola çıkarken yanınıza almanız gereken uzun vadeli hisseler neler? Biraz bunları konuşacağım sizinle ama madem endekse girdim hemen onu da söyleyeyim. 113.300 seviyesi önemli bir destek noktası. Burası dirençti. Şu anda bu seviye aşıldı. Şimdi Turkcell hissesinde aşağı yönde bir düzeltme olduğunda biraz daha dengelenme olacak bence endekste ama 113.300 seviyesinin altına dahi geri çekilmeler olsa da bu tamam düştük artık bitiyoruz anlamında değil. Merak etmeyin. 110.600 çok güçlü bir dirençti. Burası da aşıldı. Bu seviyenin üzerindeki seyirler korunduğu takdirde şu anda bir problem yok. Ama ana çerçeve bizim için her zaman yurt dışındaki risk algısı olmaya devam edecek. Lütfen bunu unutmayın. Dolayısıyla yurt dışındaki seyirleri de izlemeye devam edeceğiz. Bu konuda sizinle bilgileri de paylaşacağız önümüzdeki günlerde. Şimdi uzun vadeli hisseler. Aslında endekste keserinizde yani sepetinizde uzun vadeli biriktireceğiniz şöyle bir senenin de üzerinde tutabileceğiniz yüksek performanslı bazı hisseler var. Ben bugün 6 tanesinden bahsedeceğim. Bizim için önemli olan bir şirket yani bu şirketler büyümesini her yıl sürdürebiliyor mu? Her yıl büyümeyi kat ve kat devam ettirebiliyor mu? Finansalları nasıl ve mevcut konjektürde gerçekten bir fayda sağlayabiliyor mu? Şimdi hemen bakalım vakit kaybetmeden hemen Migros'tan bahsedeceğim. Migros gerçekten benim beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bence her düşüşte de alım fırsatı veriyor. Teknik anlamda da temel anlamda da. Şimdi birinci çeyrek bilançosunda zarar açıkladı. Evet ama beklenilen o zararın biraz daha telafi edildiğini gördük. Şöyle söyleyeyim. Net karı kur farkı giderleri olumsuz yansıdığı için bunu biraz daha hani bir kenara koymakta fayda var. Ama diğer taraftan işte sanal market büyümeleri, marketlerin büyümeleri, mağaza açılışları bunlar aslında şirketin potansiyel büyümesini göz önünde bulunduruyor. Dolayısıyla bu da satış performansına yansıyor. Migros'ta geleceğin olduğu bir hikaye var. Dolayısıyla geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Geri çekilmeler diyorum çünkü şu anda çarpanlarına göre baktığım zaman biraz yüksek seviyelerdeyiz. Yani mesela piyasa değeri defter değeri 41.05 seviyesinde bence çok yüksek. Tarihine baktığımız zaman da yüksek seviyelerde. Dolayısıyla bir düzeltme isteği, bir dinlenme isteği bence olması gerekiyor. Piyasa firma değeri böyle FAVE'ye baktığım zaman 2019 yılının ilk çeyreğinin altında o biraz da iskontolu gibi görünüyor ama firma değeri satışlarda biraz ideal seviyede. Yani bir düzeltme olduktan sonra yukarı yönde yükselişi değerlendirmek bence oldukça iyi olacak. Piyasa değeri defter değerine göre bu istek yani piyasa çarpanlarına göre bu istek var. Dolayısıyla 34-43 seviyesi mevcut durumda stop loss alınabilir. Uzun vade için haftalık ortalamalar 27-23 seviyelerine işaret ediyor. Biraz da
aşağı yönde bir dinlenme, soluklanma yaptığında potansiyel olarak orta kısa vadeli yatırımcı da bunu değerlendirebilir. Uzun vadeli yatırımcı da değerlendirebilir. Ama uzun vadeli yatırımcı ben buradan da almak istiyorum derse problem değil. Bizim hedef fiyatımız 40 TL seviyesinde ve uzun vadeli hedefimiz. Yani uzun vadeli hedeften kastımız şu. 12 aylık performans için konuşuyoruz biz uzun vadeli hedefimizi. 40 TL'dir Migros için hedefimiz ve sürdürmeye de devam ediyoruz. Dediğim gibi her geri çekilme teknik ve temel anlamda bir fırsat vermeye devam ediyor. Aselsan benim beğendiğim diğer bir firma. Aselsan'da şöyle bir durum var. Bakın, birinci çeyrek finansallarını satışlarını %30 arttırdı. Faaliyet kârı %61, FAVÖK %57, net kâr %46 arttı. Yani finansalları birinci çeyrekte oldukça güçlü geldi. Yalnız bizim her zaman konuştuğumuz sizinle bir şey var. Bu serbest nakit akışlarında biliyorsunuz geçen sene, yani aslında 2 sene önce şirket hissesini zor plana sokan, biraz daha zorlayıcı bir ortam oluşmuştu. Dolayısıyla bu bilançoda da biz nakit akışlarına oldukça dikkat ettik. Hazır değerlerinde bir düşüş var. Ama piyasa bunu çok fazla dikkate almadı. Yani bilanço mu fiyatlanacak yoksa nakit akışlarındaki düşüş mü fiyatlanacak diye baktığım zaman çok fazla piyasa hissede satış yönünde bilanço açıklandıktan sonra durmadı. Satmadı, yükselmedi de ama çok ciddi de bir satış olmadı. 32,5 seviyelerinde şu anda devam ediyor. Şimdi benim Aselsan için söylemek istediğim birkaç bir şey var. Birinci çeyrekte, geçen sene birinci çeyrekte de bu nakit akışlarında bir düşüş olmuştu. Sonrasında özellikle dördüncü çeyrekte biliyorsunuz kamu harcamalarının olduğu burada Aselsan'ın daha iyi fayda sağlayabileceği son çeyrektir. Üçüncü çeyrek ve son çeyrektir. Dolayısıyla ben bu nakit akışlarının üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte düzelebileceğini düşünüyorum. Daha iyi bir performans sağlayabileceğini düşünüyorum. Bunu da hisseye yansıtabileceğini düşünüyorum. Şimdi şirketin baktığımız zaman alınan yeni siparişlerinin ciro oranı geçmişe kıyasladığım zaman biraz düşüktü. Ama her imzaladığı sözleşmede ciroya katkısı fazla oluyor. Dolayısıyla büyüme getirebilecek, büyümeyi devam ettirebilecek bir şirket Aselsan. Aselsan'da fiyat performansı anlamında Nisan'ın ortasından Mayıs'ın başına kadarki olan süreçte bir yataylık söz konusu olmuştu ve sonra bu yatayı yukarı yönde kırmıştı. Şu anda da işte aynı o 15 gündür devam eden yatay performans sürüyor. Bence çarpanlarına göre baktığım zaman özellikle firma değeri bölü satışlara göre iskontolu görünüyor ama FK'ya göre ve firma değeri bölü FAVÖ'ye göre son 5 çeyreğe göre biraz primlenmesine karşın 2017 yılı seviyeleriyle kıyaslandığında bence iskontolu aslında payı var. Şimdi Aselsan için bizim İNA'ya göre ve çarpanlara göre yapmış olduğumuz değerlemede 38 TL fiyat hedefimiz halen daha devam ediyor. Dolayısıyla isterseniz buradan uzun vadeli yatırımcı, isterseniz düşüşlerden de alım olarak değerlendirebilirsiniz. Şu an 32,80 seviyesi direnç konumunda. İşte burayı aşarsa daha da güçlenmesi söz konusu olabilir. 31,15 üzerinde kalması ki burası 22 günlük ortalamadır bence olumlu. 50 günlük ortalaması da 28,55 seviyesinden geçiyor ama dediğim gibi bizim Aselsan'da 38 TL hedefimiz halen daha baki. Beğendiğimiz ve sepetimizde olması gereken hisselerden bir tanesi olduğunu düşünüyoruz. Diğeri ise Hektaş. Şimdi Hektaş birinci çeyrekte çok iyi bir bilanço getirmedi. Yani çok böyle performans yüksek bir bilanço getirmedi. Bir önceki senenin birinci çeyreğine paralel bir net kâr getirdi ama işte çok güzel bir işte marjlar kârlılık olmadı. Esas faaliyet kârı ve FAVÖK'te düşüşler oldu. Satışlar sadece ve sadece çok kısmi olarak %4,2 arttı. Nakit akışı zayıftı. Yani 2019 yılının dördüncü çeyreği ile 2020 yılının birinci çeyreği kıyaslandığında 135 milyon arasında bir nakitte azalma oldu. Ama bütün bunlar güçlü bir bilanço olmamasına karşın
Şirketin geleceğine yönelik bir büyüme potansiyeli olmadığı anlamına gelmiyor. Unutmayın ki birinci çeyrek Hektaş için iyi bir gösterge değildir. Mevsimsellik etkisinden kaynaklı olarak ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek satış performansının en yüksek olduğu çeyreklerdir. Evet, şu anda konjonktür bakımından, salgın bakımından çok iyi bir dönem geçirmiyoruz. Ve ikinci çeyrekte de büyük bir ihtimalle biraz sarsılmalar olabilir ama salgının etkilerinin bittiği sürece şirketin kendini daha da iyi toparlayabileceğini ve etkilerin de büyüme performansı açısından olumlu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi fiyatlama açısından Hektaş için performans açısından bir stratejiye ihtiyacımız var. Çünkü şu anda her çarpanlara baktığımız zaman firma değeri satışlar, EBITDA ya da işte piyasa değeri, defter değeri, FK oranlarına göre baktığımız zaman oldukça primli görünüyor, oldukça pahalı görünüyor. Yani bizim burada bir stratejiye ihtiyacımız var. Şimdi uzun vadeli yatırımcı için ister bu seviyeden alınsın, ister bu seviyenin %10 aşağısından alınsın, uzun vadeli için bir şey fark etmiyor. Çünkü bizim Hektaş'ta 12 aylık hedef fiyatımız 18 TL. Ya şöyle söyleyeyim, organomineral gübre kapasitesinin artması, bazı projelerin devam etmesi, tarımsal ilaç ürünlerinin genişlemesi Hektaş'ta büyüme için iyi bir hikaye. Yani Hektaş'ı bugün için değil, gelecek için değerlendireceksiniz. Büyümesi açısından oldukça açık bir şirkettir. Dolayısıyla burada uzun vadeli yatırımcı ha bu seviyeden almış, ha %10 aşağıdan almış bir şey fark etmez. Ama kısa vadeli yatırımcı için ben seviyelerini paylaşayım. 13-10 yakınlarından aşağı yönde bir düzeltme beklenmesi, biraz bu yükselişin ardından bir dinlenme beklenmesi mümkün. Bence aşağı yönde bir düzeltme de yapacaktır. Oradan alım olması kısa vadeli veya orta vadeli yatırımcı için daha iyi olabilir ama uzun vade için çok daha büyük bir değişken yok. Tekrarlıyorum. Hektaş için bizim hedef fiyatımız 18 TL. Şimdi Sasa'dan bahsedeceğim. Bu arada Hektaş bizim model portföyümüzde de var. Aselsan'da vardı, onu koymuştuk. Sasa da bizim model portföyümüzde olan şirketlerimiz arasındaydı. Onu model portföyden çıkardık. Aslında Sasa bizim halen daha uzun vadeli şirket hissesi olmaya devam ediyor. Hani model portföyden çıkardık. Niye çıkartıyorsunuz? Niye şimdi uzun vadeli yatırım açısından söylüyorsunuz demeyin. Çünkü biz bazı hisseleri taktiksel anlamda çıkartıp koyuyoruz. Dolayısıyla orada bir gün sayımız var ve hedeflediğimiz bir hedef fiyatımız var. Orada değişebiliyor. Artık karımızı alıp yeni bir performans değerlendirmesi yapmamız gerekiyor. Sasa'yı çıkarmamızın nedeni taktikseldir. Zaten model portföyümüzdeki raporumuzda da yazıyor. Uzun vade için değerlendirmeye devam ediyoruz. Eğer tekrardan bize fırsat sağlarsa Sasa'yı yeniden portföyümüze ekleyebiliriz. Orada hiçbir değişiklik yok görüş anlamında Sasa için. Şimdi Sasa'da bizim hedef fiyatımız 15-16 TL. Yani yatırım hikayesi olduğu için 1 ile 3 yıl arası olarak değerlendiriyoruz bunu. Sasa'da daha yeni gelen haberler var. Kap haberleri, kamu aydınlatma platformuna bakın lütfen. Her yatırım hikayesi devreye girdiğinde ciroya güzel bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla biz bunu gelecek yönünde büyümeye açık bir şirket olarak değerlendiriyoruz. Şöyle ifade edeyim. Yani her yatırım devreye girdikçe kapasite oranında artış oluyor. Ton bazındaki satışlar olumlu etkileniyor ve bu da ciroya olumlu yansıyor. Dolayısıyla aslında gelecekte biraz büyümeye açık bir şirket yatırım kanalları çerçevesinde. Ama diğer taraftan eğer elinizde varsa Sasa ya da Sasa'yı almayı istiyorsanız, değerlendirecekseniz şunu unutmayın ki Sasa borçlu bir şirket. Yani bunu alırken ya da şu anda varsa eğer portföyünüzde mutlaka değerlendirmeniz lazım. Borçluluk oranı şu anda yüksek bir şirket. Net kar bölü FAVÖK oranı da %14 gibi oldukça yüksek yerlerde. Son birinci çeyrek bilançosuna göre konuşuyorum. Fakat yeni kapasitelerin devreye girmesiyle
ve yatırımların devreye girdikçe faaliyet karının artmasıyla gelecekte boşluk durumunun azalmasını bekliyoruz ve bu da şirkette daha bir rahatlama getireceğini düşünüyoruz. Finansman giderleri belli bir süre daha bence şirket finansallarına baskı yapmaya devam edecek gibi görünüyor ama yatırımlar devreye girdikçe yavaş yavaş biz burada bu esasa bu ekmeğini yemeye devam edecek gibi görünüyor. Şimdi teknik açıdan paylaşmak gerekirse 10.30 seviyesi stop loss alınabilir. 11-15 seviyesi üzerinde kaldığı sürece olumlu. Bu kısa vadeli yatırımcı için. Çarpanlara göre çok pahalı görünmüyor. Daha yukarıda yeri var. Yani çok primli diyemeyiz. Çok iskontolu da diyemeyiz ama yani çarpanlarına göre yükselme potansiyeli halen daha var. Piyasa değeri, defter değeri şu anda 3.41 seviyesinde. Daha önce 5.20'lere hatta 6 seviyelerine 4 seviyelerini test etmişti. Dolayısıyla aslında yukarı yönde yükselme şansı olduğunu düşünüyorum. Kısaca Yataş'tan bahsedeyim. Yataş birinci çeyrekte satışları %39 arttırdı. Favet %18, esas faaliyet kârı %20, net kâr %28 arttı. Borcu az ve borcunu da çok iyi yönetiyor bu arada. Serbest nakit akışlarında bir yükselme var. Şimdi Yataş aslında sektör bakımından baktığımız zaman biraz bu salgından kaynaklı olarak zor bir süreç geçirdi. Bence bunu atlatacaktır çünkü büyüme hedefli. Bakın bu çok önemli. Yataş büyüme hedefli bir şirkettir ve satışlarını her yıl %30, %40 arttırmayı hedefliyor. Bu da ciroya olumlu katkı sağlayabilecek bir etken, şirketin büyümesini hızlandırabilecek bir etken. Salgından kaynaklı sorunlar yaşamasına rağmen randevulü satış ve alternatif kanallarda satış olanaklarını arttırmayı başardı. Kısmen de olsa mağaza açılışı yapmayı başardı. Şimdi aslında bu yıl Yataş 100 tane mağaza açmayı hedefliyordu ama bunun 70 mağazaya revize etti salgından kaynaklı olarak. Bunun yarısı yani 35 tane mağaza sayısını da Temmuz'a kadar açmayı hedefliyor. İhracatını yükseltmeye başladı. Şimdi burada Almanya'da ve yanlış hatırlamıyorsam Pakistan'da Haziran ayında ihracat başladı. Rusya'ya yönelik de ihracatının başlaması bekleniyor. Şimdi lüks segment olarak Enzo Home var Yataş'ta. Buna bir de rekabeti hızlandırabilecek bir marka daha ekledi. Divan markası. Divan'ın da satışlara, ciroya pozitif etki ettiğini şirket söylüyor. Dolayısıyla her yıl %30, %40 büyümeyi de hedefliyor. Şu anda çarpanlara göre iskontolu. Kısa vadede baktığımda 7.55 seviyesi toplu alınabilir kısa vadeli yatırımcı için. Hem kısa vadeli yatırımcıyı söyleyelim burada hem de uzun vadeli yatırımcı için. Daha rahat bir yatırımcı için de 6.90 seviyesi de stop loss alınabilir ama biz Yataş'ın hem kısa vadede hem de uzun vadede yükseliş performansını sağlayabileceğini düşünüyoruz ve bunu da değerlendiriyoruz. Çok kısaca bir de son olarak son şirketim Otgar, onu da ileteyim. Şirket yüksek ihracatı çok kullanıyor. Gayet güzel bir konuda. Mevcut olarak otobüs açıklamış olduğu bazı haberler vardı. Yakın zamanda kesin olmamakla birlikte otobüs siparişleri ciroya pozitif etkileyebilir. Burada zırhlı araçlar çok önemli. Biliyorsunuz fabrike ve marjlara en yüksek katkı sağlayan etken zırhlı araçlardır. Dolayısıyla buradaki Haziran ayında nasıl bir satış ya da üretim yapıp yapmadığını izleyeceğiz. Veriler OSD tarafından açıklanıyor. Onları Twitter'dan da sizinle paylaşıyorum zaman zaman. Yine paylaşırım. Çarpanlar oldukça iskontolu görünüyor. Yani kısa vadeli yatırımcı için 137 seviyesi stop loss alınabilir. 50 haftalık ve 22 haftalık ortalama geride kaldı. 129 seviyede 50 haftalık ortalaması var. 22 haftalık ortalaması da 131-30 seviyesinde. Bu bahsettiğim 6 tane şirkette büyümeye açık, büyümesi için bir hikayesi olan ve performansı
Bazılarının şu anda yüksek dinlenmeye ihtiyacı var ama bazıları biraz daha geride kalmış. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımcı için değerlendirilmesi güzel firmalar. Aşağı doğru geri çekildiğinde kademeli alım uygun olabilir. Kısa vadeli yatırımcı için de ben bazı hisselerde stop loss seviyesi de paylaştım. Lütfen onları da dikkat edin. Bazı hisseler için biraz daha dinlenmeye ihtiyaç var ama 6 tane hissede güzel performans sağlayacağını düşünüyoruz uzun vadede. Öncelikli olarak beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum. Integral Forex TV'ye abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.